Bu yayını YouTube'dan izleyecek arkadaşlar kanalımıza abone olur. Videolarımızı izler, beğenirse mutlu oluruz. Maalesef kötü bir haberle açıyorum yayını. Üzücü bir haberle. Kun Tulgar'ı kaybetmişiz. Türk fantastik sinemasının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. En önemli oyuncularından, en önemli yapımcılarından, yönetmenlerinden biriydi Kun Tulgar rahmetli. Başımız sağ olsun. 1979 yapım Superman filminin, Yılmayan Şeytan filminin başrol oyuncusu, 1979 Superman filminin yönetmeni, yapımcısı rahmetli olmuş. Tabii çok üzüldüm ben de. Başımız sağ olsun Türk sinemasının ve Türk sinema izleyicisinin başı sağ olsun. Biz bu akşam Dayı Comics'le yayın yapıyoruz. Dediğim gibi hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Aldım yayına Dayı Comics'i. Selamlar. Evet, selamlar hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, valla sen nasılsın? Çok şükür. Dedim, ne zamandır yayın yapamadık, bir yayın yapalım ama maalesef kötü haberlerle başladık yayına. Kun Tulgar'ı kaybetmişiz. Başımız sağ olsun. Evet. Severim. Hepimizin başı sağ olsun diyelim. Direkt o zaman bu ustamadan bir haber daha vereyim bu arada, ben yayına başlamadan. Yerli Yükseliyor Prestij Yayıncılık'ta arkadaşlar. Artık tamamen bütün çizimleri teslim ettik. Artık Prestij Yayıncılık'ın basmasını bekliyoruz. Artık her şey hazır. Yani Yerli Yükseliyor'un ilk cildi geliyor. Onun da bir isim vereyim. Diyeyim. Abi Batman filmi vizyona girdi. Normalde pazar günü yapacaktık yayını ama maalesef geç olsun ama güç olmasın. Nasıl buldun Batman filmini? Ya şimdi Batman böyle şey film ya. Onu şöyle diyeyim sana. İki arada bir derede film. Şimdi kötü bir film asla değil. Ama hani çok iyi mi dersen, şimdi çok iyiliği de yok. Yani ne diyeyim? Böyle ya, bence mesela şimdi hani bu da bir üçleme olacaksa, şimdi tabii doğal olarak ne olacak? Direkt Nolan'ın üçlemesiyle karşılaştırılacak ya. Yani mesela onun ilk filmi neydi? Batman Begins'ti. Ya onun bence bir tık daha düşüğü. Ama hani aralarında ne kadar fark var derse, çok büyük fark yok bence. Çünkü onda da yani benim hiç tasvip etmediğim tarzda bir Ra's al Ghul vardı yani. Olmaz olsun öyle Ra's al Ghul. ya bunda da mesela Riddler çok farklıydı. Mesela hiç böyle çizgi roman Riddler gibi değildi yani bu Riddler. Beni delirten mesele de o abi. Diyorlar yani çizgi romanla en sadık film falan filan, o beni çıldırtıyor. Yani okumadıysan okumadım da kardeşim, ben Batman'in çizgi romanlarını okumadım. Ne anlayayım? Çizgi romana en sadık film falan. Hiç alakası yok. Hatta çizgi romana bence en sadık olmayan filmlerden biri. Ya şey böyle almışlar. Biraz bence o sıkıntılı. Ya şimdi bir kere ana şeye tam bir şey koymamış. Long Halloween dediler ama aslında tam bir Long Halloween yok yani. Yok. Bir yere bu bir. Ondan sonra ikincisi, abi ya benim gördüğüm en az 5-6 tane farklı çizgi romandan hep böyle ufak ufak bir şeyler kapmışlar. Yani hani mesela tam bir konsept yok yani. Hani 3-4 çizgi roman aldık, şöyle birleştirdik, şöyle yaptık falan yok mesela filmde. Ya yani mesela bakıyorsun, şimdi Bruce Wayne ve işte şey, yani Batman'e bakıyorsun. Batman mesela daha böyle Zero Year tarzı bir Batman. Mesela işte şeye bakıyorsun. Mesela kedi kadın var. Kedi kadına bakıyorsun. O tam Year One kedi kadını. Daha tam kedi kadını olmamış ama bu işe başlamış gibi. İşte bakıyorsun, tamam o cinayet işleri bilmem neler, o tam o Long Halloween. Ama mesela en sonda biliyorum baraj patlattı var bilmem ne, o aslında şey No Man's Land. Yani böyle her şeyden bir şeyler almışlar. Böyle her şeyden Zero bir şeyler almışlar. Abi. O suların patlaması falan Zero Year değil miydi? Zero Year'da var mıydı o? Vardı ya. Ben şey, Zero Year'da da mı patlama yapmışlar? Ha. Evet. Ya ben öyle şehri kaosu sürüklünce aklıma şey geldi direkt. Neydi onun adı? No Man's Land geldi direkt. Bir kere karakterlerin hiçbirisi çizgi romana uymuyor abi. Yani bir kedi kadın yok. Belki Gordon uymuyor. Penguin uymuyor.
Bir tek şey uyuyor. Bir de o John Turturro'nun oynadığı karakter var. Falcon'a. Hakikaten o çizgi romandan fırlamış gibi. O tamam. Ama onun dışında hiçbiri bence uymuyordu çizgi romana. Onun da tipi uymuyor. Normalde Romalı şeydir yani. Uzun boylu, bayağı yapılı falan bir adam yani. Ya o bu işte abi yani biraz artık şey yapmak lazım yani, neydi onun adı. Zaten zor yani artık. Ona alıştık yani. Hangi çizgi roman filminde çizgi romana uyan bir şey var? Yani çok nadir benim bildiğim. Yani gördüğüm de öyle yani. Çok nadir yani. Mesela ne var? Punisher Warzone var. Mesela çok kötü bir film. Ama bir Punisher var. Tam böyle lokum gibi. Punisher Max'ten çıkmış gibi Punisher yani. Öyle Punisher'ı 2 sezon o şeyden 10'ar bölüm, 13'er bölümden bir dizi yaptı Netflix. Bize hiç göstermedi mesela öyle bir Punisher. Yani çok dandik bir Punisher gösterdi bize. Ya adamlar kötü filmde 10 numara Punisher yapmışlar yani. Mesela o artık biz hani çizgi roman şeyler olarak, severler olarak o hani ya bir çizgi roman Batman'e işte ne bileyim bir çizgi roman Örümcek Adam'a falan biraz vallahi bırakmamız lazım çünkü olmuyor yani. O kadar film çektiler şimdiye kadar. Yok abi yani hiçbir tanesinde böyle yani çizgi roman o tamam bak bu mesela hani şey de değil. Tamam yani mesela Year One ya da ne bileyim şu anda ne oluyor? Earth One mı oluyor DC'ninki? Şu andaki şey hangi oluyorsa Prime Earth mi oluyor? Hangisiyse işte. Mesela ona uygun Batman'i bırak. Hani ya bu işte Earth 2'ye uygun. Ya da işte Earth 5'te mesela bak şöyle bir Batman vardı. Onu da diyemiyoruz. Öyle bir şey de yok yani artık filmlerde. Ya şey çok kilit olacak. Söyleyeyim. Yani özellikle ikinci film kilit olacak. Yani bu şimdi Matrix tamam. Nasıl hani şimdi herkesle bir şey beklentisi oluştu. Bence biraz da filmin kötü gözükmesinin sebebi o. Herkesle bir Dark Knight beklentisi oluştu. Ama yani şöyle de bir şey var. Yani şimdi bunu Batman Begins'le karşılaştırmak lazım. Yani şimdi gelecek film aslında Dark Knight olacak mı olmayacak mı? O bize onu gösterecek. Yani o yüzden hani şu ikinci film kilit olacak. Yani bu Batman tamam bir Batman mi? Yoksa yarım bir Batman mi? Onu o zaman göreceğiz. Yoksa yani mesela yönetmenin verdiği şeyde bence Robert Pattinson yani kötü oynamamış. Yani şey tamam neydi? Adama demişler ki işte sen şeyden dolayı öfkelisin, kızgınsın. İntikam Batman'i olacaksın. Ondan sonra tamam adam da onu oynamış yani. Herkesten uzak. Hiçbir yere çıkmıyor ki zaten şey vardır neydi onu? Batman çizgi romanlarında özellikle ilk yıllarda falan gösterirler bunu. Mesela Bruce Wayne'likten aslında şey kaçar. Bruce Wayne kaçar yani. Öyle dışarı çıkmaz, etmez, bilmem ne. Böyle gitmez. İşine gitmiyor. Holding'e gitmesi lazım. Gitmez adam falan. Alfred ama der. Şimdi Batman ilk yılda hani o Bruce Wayne yüzü var. Onu gösteriyor mesela Frank Miller. Atıyorum ki o çapkınlığı işte kadınlarla takılması falan onu gösterir şeyde. Bu filmde hiç onu göstermedi mesela. Hani bir rol oynar. Bruce Wayne rolü oynar. Yani çapkın, Howard'ı işte paraları saçan milyarder rolünü o Frank Miller'ın Batman'inde görürüz ilk yılda. Ama bu filmde o yok. Hiçbir şekilde yok. Yani tamamen depresif bir Bruce Wayne var. Doğru mu? Evet evet. Yok öyle öyle. Yani bu şey böyle neydi onu? Kendini geri çekmiş. Ama bazı mesela çizgi romanlarda böyle Bruce Wayne var yani. Ya da şeylerde falan özellikle ben animasyon daha çok izlediğim için animasyonlarda falan hep mesela Alfred arada şey yapar biraz milletin arasına karışın. Kendinizi bir gösterin efendi. Master Bruce falan der yani. Mesela bu öyle bir Batman olmuş da bakalım işte şimdi sonda da dedikleriyle bizim o bildiğimiz işte şey böyle neydi onun adı? İşte balolara katılan, davetlere katılan, çapkınlık yapan Bruce Wayne bakalım nasıl şey olacak? Yani çünkü o aslında Bruce Wayne'i ne kadar şey yapmak istesinler de tam öyle veremediler yani. O mesela şey hani maske taktı Bruce Wayne'i yani şimdiye kadar ben göremedim yani
şey filmde, Batman filmlerinde tam olarak. Ne kadar hocam, göstermek isteseler de üstün körü. O iş. O hocam üstün körü geçildi. Biraz daha yumuşatıyorlar herhalde Batman'in. Dilini özellikle. Ya tabii. Çünkü şimdi genel izleyici bir de şimdi Amerikan sinemasında, yani diğer şeylerde de öyledir de, mesela Amerikan sinemasında şey de vardı. Ya zaten şimdi tutmuş bazı şeyler var Batman'le ilgili. Yani böyle 89'dan itibaren gelen. Nedir? İşte bir kere film karanlık olacak. Yani gece geçecek. O Gotham atmosferi çok böyle boğuk olacak. Bir kere yani bu kesin olacak. İkincisi işte sonradan ne olacak? İşte Batman'den korkulacak. Ondan sonra işte sonradan Nolan sayesinde işte şeyler falan geldi. Daha böyle mesela şurasını şöyle yapalım, daha gerçekçi olsun. Burası böyle bilmem ne olsun falan diye belli şeyler var. Biraz çünkü şey var ya, Nolan'a falan öykünme var yani bunda. O zaten o yüzden şey yapmış. Mesela Nolan ne yapmıştı? Michael Mann filmlerini almıştı Dark Knight'ta. Mesela bu da işte ne yapmış? Bu da şeyin, bizim bu şeyi çeken neydi? David Fincher mıydı bu Seven'ı çeken? O da mesela evet, Seven, Zodiac falan gibi filmleri almış mesela merkeze. Yani ya ilginç. Ya bu Batman vallahi çok ilginç. Yani herkesi ortadan ikiye böldü ya. Yani şeyden daha beter yani. Neydi o? Bu hani şey, geçenlerde Yüzüklerin Efendisi fragmanı yayınlandı ya, bu dizinin. Ondan daha beter yani. Böyle herkesi ikiye böldü ya. Yani tam bir şey yok yani. Neydi onda? Aman işte şöyle iyiydi, böyle şeydi falan diyemiyorsun yani bu Batman'e. Böyle çok aynen, çok ortada olmuş ya film. Ya mesela bakıyorum bazı şeyler güzel işte. Ya biz şeyle de konuştuk, Burak'la da konuştuk filmi. Twitch yayınında falan. Ya mesela şey çok güzel. İlk başlangıçta bence yani Nolan'dan falan, hatta yani Burton'dan bile iyi göstermiş. Yani o bat sinyal yanınca millet gerçekten de yani o suçlular altına dolduruyor. Ya onu çok güzel vermiş. Ama mesela şey de insanda öf yapıyor yani. Şimdi Batman geliyor. Ya Batman mi geliyor arkadaş, yoksa bizim şey mi geliyor? Neydi onun adı? Deli Yürek mi geliyor, belli değil. Böyle Haydar İnna der gibi böyle ağır ağır çıkıyor falan filan. Yani ya Batman dediğin ne bileyim, böyle çatıda bacadan atlar gelir yani. Ben hiç böyle karanlığın içinden yürüye yürüye çıkan Batman görmedim. Ya benim dediğim gibi yani şey, mesela filmi çok beğendim ben, bir kere iki kere iki dört yani film olarak. Çünkü tam benim kafamdaki Batman, ama benim kafamdaki Batman yani benim seveceğim Batman. Yani gerçekçi, hakikaten Batman olursa öyle olur. Çünkü sokakta düşünsene, öyle adamın biri dolanıyor sokaklarda da yarasa elbisesi giymiş. Döverler adamı yani. Bizim Ankara olarak geçiyor yani, özellikle o Kuştepe, Kuşcağız taraflarına falan gitse Çankırılı, Yozgatlı arkadaşlar öldürürler onu sopadan. Hani tabii, baktığın zaman birazcık yani gerçekçi Batman istiyorum ben hani karşımda. Hakikaten böyle mantığa uysun. Anladın mı? Ama bu benim isteğim. Benim hani dediğim gibi sinirlendiğim, kızdığım nokta, al çizgi romanı en sadık Batman diyor. Ya okudun mu diyorum adamlara sen çizgi romanını bunu? Hani bir de bizim ülkemizde böyle hani diyorlar ya çizgi romanı sadık YouTuberlar falan, beni iyice çıldırtıyor. Çünkü sen kaç tane Batman okudun lan bugüne kadar? Ne basıldı ne okudun? O Punisher dizisi çıktığı zaman da şey diyorlardı işte. Punisher'ı işte çizgi romanlarda böyle değil. Lan kaç tane çizgi Punisher basıldı ülkemizde? Hala Punisher Sovyet basılmadı. Evet evet. 2019'da basıldı Punisher, doğuyor ya. Sen niye okudun? Hani bilmiyorum da kardeşim, bizim genel hastalığımız var. Bilmiyorum yani, güzel olmuş de hemen çizgi roman uyarlamaya kalkıyor. O biraz benim canımı sıkıyor. Yani okumadık abi. Yani eğer ki okusak biz, JBC'nin bastığı Batman'ler hala sürüyor. Adamın bastığı baskılar bitmedi. Sen neyi okudun? 1000 tane çizgi romanı bitmiyor bu ülkede. Zaten şey neydi, hani Batman açısından konuşacak olursak Batman'in mesela hani ne diyeyim, modern dönem, hani modern klasik gibi diyebileceğimiz dönem, o hani işte Frank Miller'ın şeyle Year One'la başlayan, ilk yılla başlayan döneminin çoğu çizgi romanı basılmadı ki. Biz bilmiyoruz. Yani şey yok, neydi? Kaç tane Batman Rip yok, ondan sonra neydi, Incorporated yok, o şey yok, No Man's Land abi, basılmadı, Nightfall.
çok eski basın var. Yani böyle şey arıyoruz sahaflarda, böyle fasükül arıyoruz. Yani No Man's Land'i basılmadı, şey basılmadı, Katalizm basılmadı falan. Yani o açıdan bakarsak ya Batman çok eksik yani Türkiye'de. Ya bir şey basıldı o kadar. Yani ya, neydi onlar? Hani görüyorum. Nightfall'un bizim ülkemize basılmadan önce bu kadar ciltleri var. Tabii. Basılmayan. Ruslarını basmıyor onlar. Tabii. Ya abi 1940'lardan beri devam eden bir karakter. Türkiye'de basılan 50 cilt belki yani. Sen neyi biliyorsun? Tabii, tabii. Nereden biliyorsun? Neyi biliyorsun yani? İşte... Yok canım, biz o kadar şey biliyoruz. Ya bizde zaten olan şey ya. Neydi onun adı? Bizde olay filmden canım. Herkes filmden şey yapıyor. Filmden bakıyor. Yani hepsinde öyle. Herkes ya filmden biliyor yani. Aynen. Bu Marvel sinematik evreni bu kadar tutmasaydı, Nolan'ın yaptığı Batman'ler olmasaydı, sinemada çizgi roman filmleri bu kadar çekilmeseydi, çizgi roman karakterleri filmleri, bizim ülkemizde hiç kimse çizgi roman bilmiyordu ki. Çocuk işi biliyorlardı. Tabii tabii. Harry Potter'ın kimse değil. Nereden şey olacak ki? Ya tabii canım, nereden şey olacak ki? Zaten yani o zaman bu kadar da çizgi roman da basılmazdı. Nasıl yani var? Şu anda mesela çok fazla çizgi roman, basılmış çizgi roman var. Ya onların hiçbir tanesine falan yani çoğuna ulaşamazdık biz yani. Öyle bir şey basılmaz da. O açıdan öyle canım yani. İlk o işte Nolan'ın Batman'in tutması, ardından işte Marvel'ın bu Iron Man'inin, Iron Man sayesinde işte diğer filmler falan filan, sonra Avengers'ın patlaması, diğer filmlerin gelmesi, sonra Avengers'ın patlaması. O açıdan şey iyi oldu ama işte yani orada da hani ben hep diyorum neydi, biraz çuvaldızı batıralım tamam. Şeylere yayın evlerine hani çok zaten lafları çakıyoruz yani de. Yani orada bize de şey var. Yani bizim de okuyucuların da hatası var. Yani okuyucular derken çizgi roman işte böyle filmleri sevenleri falan. Yani sen seviyorsun da abi. Yani insan da gider. Ya kardeşim ben şu karakteri çok seviyorum. İşte Batman seviyorum, ediyorum falan filan. Diyenler de ya bir git bir Batman çizgi romanı oku dediğin ya da okudun mu dediğinde okumuyor yani. Şey ta ne zaman sonra ya, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 sene sonra falan cibisi. 3 sene falan geçti yani. Yeni zam yaptı. 3 senedir hiç zam yapmıyordu. En ucuz kitaplar onlardaydı. Kimse yüzüne bakmıyordu ya. Şimdi zam yaptıktan sonra herkes şey böyle, aa ulan cibisi zam yaptı ne yapacağız? Kardeşim sen alsaydın ya. Ya bizde mesela işte o yüzden. Mesela ben şimdi şey diyorum. Hani manga cılar kadar olamadı çizgi romancılar. Niye? Ya Batman dedektif serisi. Yeni 52'nin. Mis gibi seri. Ne eksik? İmparator Penguin. Ya İmparator Penguin eksik kardeşim. Sen alsana diğerlerini. Al oku. Ucuz. Mis gibi 25 liralara 35 liralara satılıyordu ya. Öyle paraya satılıyordu. Ucuz al. Almıyorsun. Aman eksik kaldı. Aman eksik kaldı. Ondan sonra adam şey niye bassın ki o zaman? Ertan abi niye bassın ki o zaman? İkincisi niye çıkarsın onu? Diğerleri satmıyor ki. Ama şey de öyle değil mesela. Ben mangacılara bakıyorum. Mangacılar hiç öyle değil. Mesela One Piece. One Piece'in çoğusu yok. Ben biliyorum. Yani prestije falan gittiğimde ben görüyorum yani. Ama yani gelen alıyor. Ne alıyor? Bakıyor. Ben One Piece okumak istiyorum. Ya şunlar yok diyorlar. Tamam mı? Tamam diyor, ne var diyor? 4-5 var diyor. Tamam diyor, ver diyor. 4-5 ver diyor. Pat onu alıyor. 7 alıyor. 10 alıyor. Şey alıyor. Niye? Çünkü hep kafada şey var. Mangacılarda. Ya nasıl olsa gerekli basacak bunu. Ki öyle oldu işte. Ta şeyde bir sene sonra, 1,5 sene sonra mı yeniden One Piece bastılar. İlkini bastılar. Bleach'in ilk sayısını bir daha bastılar. Bizde bir tane seri, bir tane eksik olunca geri kalan biz 8 tane kitabı, 7 tane kitabı çöpe atıyoruz. Hiç kimse almıyor. Almayınca da adamlar da basmıyor. Haklılar. Niye bassın ki? Gider yeniyi basar. Ondan sonra da diyoruz ki ya işte Türkiye'de o basılmadı, şu basılmadı. Şu çok eksik, bu çok eksik. Eksik olur tabii. Yani sen olanı al, onu da dersin yani. Sonradan sahaftan bulurum. Belki ikinci baskısı çıkar, üçüncü baskısı çıkar. Ya niye mesela Türkiye'de bir şeyler, one shot'lar ikinci, üçüncü baskı yapıyor?
Çünkü o one shot olduğu için adam diyor yani ya ben bundan 1000 tane de bassam zaten millet bekliyordu. Zaten hani önü yok arkası yok bunun. Bir şekilde satar. E o bir şekilde de gerçekten de satıyor işte. Millet onları alıyor ondan sonra. Zordu diyoruz. İşte Batman şey yok. Yani şimdi mesela diyoruz ya Nightfall yok. Mesela yani Nightfall en önemli hikaye ya. Yani ne Year One ne işte şey Long Halloween ne No Man's Land falan hepsini geçeceksin. En önemli hikaye Nightfall. Onun şeyi hep Prelude Nightfall'la başlayacağım. Bir de onun sonrası işte Night Quest, Night's End. Hepsini okuyacaksın. Yani ki tam böyle leziz bir Batman hikayesi oku yani. E şimdi yani şey de haklı. Ertan abi de haklı. Ya onu basmaya kalksa 7 tane kitap ediyor. Ya bu 7 tane kitap yani o basmak istediği zaman bile yani toplayınca rahat böyle hepsini almak istese adam 300 lira falan tutuyordu. Şimdi adam diyor ki ya ben diyor buna 300 lira yani set 300 lira olacak. Ben bunu diyor 4 seneden önce çıkartamam. Bitmez çünkü. Bir o aradan mesela düşünsene. Sen şimdi bastın. Başlangıç. Nightfall başlangıç. Nightfall 1-2. Ondan sonra Night Quest 1-2. Night Stand 1-2. Ya da direkt tek Night Stand. Nasıl basarsan. Öyle bastın diyelim. Aradan millet tabii Nightfall biliniyor ya. Nightfall'a hücum etti bitirdi Nightfall'ı. Allah! Ondan sonra Night Quest'le Night Stand bitsin diye var ya kaç sene beklersin. Almaz çünkü kimse. Almaz ya. Adamlar almaz yani. Biliyorum. Bizimkiler öyle almaz. Ondan sonra da hepsi der ki vay işte o bitti de alamadım da ben. Ya zamanda alsan abi. Ya da diğerlerini al bir şey kesinlikle yok. Ya bizim genel hastalığımız ya evet. Abi. Evet evet kesinlikle. Bizim, hani, genel öyle bir hastalık var. Ya ne şeyde var bu. Bir tek abi bu Amerikancılarda var ha. Bak bağımsızcılarda yok. Zaten basılanlar belli ve çoğu tek kitap zaten. Hani devamı yok. Genelde devamlı olarak basılanlar şey yani neydi? Direkt böyle Fransızların da Frankofon Westernleri vardır ya. İşte şey gibi Durango falan gibi. Onlar mesela seri oluyor. Onlar dinle. Abi bunlar tek kitap zaten. Adam pıt 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 topluyor tamam mı? Kaç tane? 3 tane 4 tane mi çıktı? Çat 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 çat. Onu adam alıyor. Fümetticilere bakıyorsun. Onlar zaten çıkanı anında kapıyorlar. Aman bitmeden alayım diye. Şeye gidiyorsun mangacılar. Mangacılar hiç takmıyor zaten. Bir kere çıkanı hemen alıyorlar. O ayrı. Bir de eğer böyle mesela yeni bir seriye başladı. Seride eksikler onu da tınlamıyor. 1-2 alıyor. Ondan sonra 5-6 alıyor. Ondan sonra bir bakıyor 9'dan sonra full var. 9'u 10, 11, 12 diye gidiyor. Bizim Amerikancılara geldi mi? Abi işte şey mesela yapı kredi. Mesela bu adamlar zamanında ilk başta çok düzenli Superman basıyordu. Değil mi? Yani Superman adamlar Action Comics bastı. Action Comics'i. Tamam yarım bastı eyvallah. Ama yani sonuçta adama 5 kitap mı? Ne çıkardılar ondan? Yani. Ya al bir de ya 19 lira ya 20 lira ya bu kitap. Yani hani şeye gitse harçlı biriktirip de dükkandan almaya kalksa yani internette 18-19 liraydı. Oradan kalksa ya en fazla vereceği para 28 lira ya. Ya 25 lira. 20, öyle bir para yani. Etiket fiyatı öyleydi onların. 25 lirayla 30 lira arası bir şeydi yani. Yok abi. Hala Action Comics bakıyorsun duruyor hala böyle. Bakıyorum bir kitabı bitmiş, iki kitabı bitmiş, üç tanesi kalmış falan. Ya alsana sen ucuz çizgi roman diye yırtınıyorsun. Al işte. Ucuz bir sürü çizgi roman. Yok. O mesela şey bir bitti ilki. Batman Yeni Dünya, yani şey Batman diyorum. Superman Yeni Dünya'yı bastılar ya 3 cilt. Onun bitti. İlk cildi o 2 cilt, son 2 cilt bitene kadar var ya. Ya ben yeniden çizgi romana başladım. 3 sene geçti ya. Ki onlar benden önce basılmıştı. Bir tanesi ikinci baskıya girmişti falan filan. O da bitmişti. Ya o halde olmalarına rağmen kaç sene? Ya al 2 ile 3'ü oku ya. Ya bir de ne var abi ilk cildinde?
Abi bir şey yok ki yani. Değindin. Ama bak ne diyorsun? Oku diyorsun değil mi? Bak oku diyorsun. Adam okumuyor ki abi. Alıyor kitabına koyuyor. Kitap orada duruyor. Ben çok gördüm öyle. Bursa'da adam kitap alıyor ama okumuyor. Duruyor orada rafında. Sonra kitabına bakıyor. O kitaba bakıyor. Strese giriyor. Kitapçıya geri götürüyor kitabı. Al abi ben bunları okuyamayacağım. Sen yerine başka şey var diye. Hayda. Hazır olma o zaman. Ya bu tipler de var yani. Şimdi sen... o da çok ilginçmiş. Hadi şey bilirim. Bazı mesela şeyler var mesela. Takıntılı koleksiyoncular var. Mesela onlar şey alır. Aldığından iki tane alır. Bir tanesini direkt koleksiyona koyar. Hiç okumadan. Poşetler. Koleksiyona koyar. Diğerini okur. Onu sonra satar. Birine verir falan. O kafasına göre. O tamam ama yani şimdi sen alıyorsun çizgi romanı okumuyorsun. O yani çok enteresan bir iş yani. Ya niye şey yapıyorsun yani, o zaman? Öyle değişik. Ondan sonra bizim ülkemizde genel kan abi. Adam Atatürkçüyüm diyor. Nutuk okumamış mesela. Hani ben çok aşırı şeyler ya, evet. Müslümanım falan Müslümanım diyor. Kur'an'ı okumamış. Ben hani İmam Hatip mezunu olup İmam Hatip okumuş olup ayetle hadisin ne olduğunu bilmeyen var ya. Ben yüzlerce adam tanıdım. Hani böyle bir iki tane de değil. Doğrudur. Yani bu sadece bu memleketsel değil. Ben iki tane şehirde yaşadım. Bir Ankara, bir Bursa. Ankara'da da gördüm, Bursa'da da gördüm yani. Aynen, değil mi? Doğru. Yani bizde de aynı. Kocaeli de aynı. Şimdi şeyler var işte. Çizgi romanı okumuyor adam ama diyor ki bu bir çizgi roman filmidir. Tamam, çizgi roman karakterinin filmi de çizgi romanlarda kim anlatılıyor kardeş orada? Yoksa yönetmen bize kendi kafasındakini mi anlatmış? Bunu hiç düşündün mü sen yani? Yani o, ama o okumama bir şeyle alakalı neydi onda? Hani ya bu şey toplumlarının çoğunda, doğu toplumlarının çoğunda okumama hastalığı var. O kronik bir hastalık. O çünkü ben şeyi çok izlerim. Bu tarih hocası Emrah Safa Gürkan. O mesela işte bu matbaa bize mesela geç gelmiştir ya. Mesela matbaanın geç gelmesini mesela hep şey yazarlar. Yok işte şeyciler varmış da bu neydi? Hat sanatçıları varmış da. Yok onlar bilmem ne yapıyormuş. Onlar izin vermemiş. Ya onunla falan işin alakası yokmuş. Ya çünkü niye yok? Şuradan belli. E tamam. Hadi diyelim orada işte ya bu işte bu Kur'an'ın yazılması lazım. İşte bu şeytan icadı bununla basılmaz dendi. Tamam. O şekilde getirtmediniz matbaayı. Ya Osmanlı'da tek yaşayan onlar değil ki. Ermeni var. Rum var. Yahudi var. Şeyler var. Mesela o Ceneviz Venedik kolonilerinden gelip yerleşen Levantenler var. Ya bunların da hiçbir tanesi getirmemiş. Getir. Onların da okulları var, şey var. Onlar getirsin, bastırsın. Okutsun kitapları. O da yok yani. Yani hani bu mesela bazen işte diyorlar işte ya işte Türkler okumuyor. İşte bu işte yok biz bilmem ne olduk. Biz kendimizi bozduk ondan. Ya o onunla alakası değil. Bu doğu toplumlarının bir kronik sorunu okumama. Yani sadece biz değiliz ki. Adam şey neyin onun adı? Normalde baktığında Doğu Hristiyan işte Ermeniler, Rumlar falan. Bakıyorsun onlar da okumuyor. Bu işi bir tek şey çözmüş. Doğu toplumu olup çözebilen tek millet şey Ruslar. Ruslar acayip okumuş zamanda. Zaten o olmasa Rus edebiyatında bir şey çıkmaz ortaya. Yani aynen. Bir onlar çözmüş işi. Orada onun haricinde abi doğu toplumlarında öyle bir kronik sorun var. Okumama sorunu var yani. Öyle. Okumuyoruz işte biz. Biz şey seviyoruz. Dinlemeyi seviyoruz. Dinlemeyi. Abi hocam bak biz dinlemeyi seviyoruz. O yüzden bizde hatipler çok iş yapıyor. Ağzı iyi laf yapan adam bizde uçuyor. Tabii bu adam biliyor ki konuşuyor diyor adam. Yani hiç tabii, adam sorgulamıyordu anladın mı? Evet evet. Yani ekmek hiç şey yok. Ülkemizde çok adam var. Yani adam mesela anlatıyor. İşte bu YouTuber arkadaşlar da öyle işte. Bu çizgi romanlarda böyle değil diyor. Ya da böyle diyor. Hiçbirisi sorgulamıyor. Lan hakikaten böyle mi deyip de alıp okumuyor yani. Tamam tabii. Diyor bu dediyse diyor kesin doğrudur diyor. Tabii tabii ya tabii ya. Ya geçen bir yayın vardı. Yayını açtım. Şeyin yayını. Hadi isim de verin. Paralel evrenin. Açtım iki dakika sonra kapattım. Açtım kapattım. Niye? Hemen abi Batman ya.
Batman filmi ya. Bir de beğenmişler Batman filmini. Ne yaparız abi? Hemen Snyder'a sallayalım iki tane. Hemen Snyder'a sallayalım. Snyder şunu yapamadı. Snyder bunu yapamadı. Allah Allah. Ya arkadaş bu Snyder netti size ya. Niye yani mesela şey gelin neymiş? Şimdi Snyder'ın Batman'i çok sert bir Batman'di ya. Yani çünkü ya normal abi yani şimdi o Batman nasıl sert olmasın? Robin ölmüş. Ondan sonra Joker'in ne olduğu belli değil. Zaten her gün onu görüyor adam. Oradan bir tırlatmış. 20 senedir Gotham'ın bütün pisliğiyle uğraşıyor. Hiçbir şey değişmemiş. E karşısında kendisini mentor yani kendisine mentorluk yapacak. Ve onu işte mesela Batman'in karanlığa gitmesine engelleyecek bir Superman yok. Yok yani öyle bir Superman yok. Superman daha yeni gelmiş. Superman kendisi Superman'liğini bulmaya çalışıyor. Ondan sonra sen diyorsun ki ya işte o Batman çok sert bilmem neyin de Snyder o havayı hiç veremedi. Ya adam sana daha nasıl hava versin ya? Ne yapsın şey mi neydi pompayla cama mı bassın sana? Abi, yani adam zaten bütün her şeyi anlatmış sana yani. Gösteriyor. Hepsini tek tek gösteriyor. Tabii. En sadık film Batman Superman. Bak ben sana söyleyeyim hani başka aramasınlar. Nolan filmleri yönetmen filmidir. Tim Burton filmleri yönetmen filmidir. Tabii. Joel Schumacher'ı saymıyorum zaten. Batman Raima'yla Batman Robin'i. Onları saymıyorum. Onu yanlış yaptı. Bak çizgi romandan bahsediyorsak. Çizgi romana en sadık. İkinci film de 66 yapım Batman filmidir ha. O zamanki Batman çizgi romanlarının aynısıdır. Evet. Evet evet evet. Bak yani başka yerde aramayın yani. O 66 yapım Batman'i seyretsinler abi. O zamanki o Ceylan yayınlarından çıktı bizim ülkemizde. O zamanki Batman çizgi romanlarının aynısıdır. Ama bana sorarsan hani Türkiye'de yayınlanan bütün Batman'leri okumuş adamım ben. Yurt dışındaki İngilizceleri bilmiyorum. Çizgi romandaki Batman'i, animasyondaki Batman'i gördüğüm tek film Batman Superman'dir abi. Bilmiyorum sen katılır mısın bana? Şey o şeyi aynen. Yani hani çizgi roman istiyorsan çünkü yani şey harbiden Zack Snyder harbiden tam bir geek adam. Evet. Yani işi gerçekten bilen adam. O yüzden zaten onun o adam hep alıyor çizgi roman filmlerini iyi yapıyor. Yani 300 de aynıydı. Ha, evet. Yani çizgi romandaki konuyu biraz değiştirmiştir, olmuştur, çıkmıştır. O ayrı bir şey. Ama yani adam çizgi roman oldu mu o işin piri Zack Snyder. Kimse kusura bakmasın yani. Yani Nolan zaten tamamen kendi kafasından artık şey neydi oldu. Şimdi var ya 52 evren var. 52 evren hangi evrenindeyse öyle Batman yaptı. Yani bizim çizgi roman okuduğumuz Batman arkadaşlar zaten adamın kendi şeyi var ya. Ve hala diyorlar ki o en iyi Batman filmi Dark Knight. Ya nasıl Dark Knight oluyor? Ya bir kere adamın kendi açıklamaları var ya. Ben diyor çizgi roman filmi yapmak istemedim zaten diyor. Batman'in adını kullanmış adam sadece. Hatta şey böyle şeye göre çalışıyor. Christian Bale. Çizgi romana göre çalışıyor. Onu engelleyen ne olur? O diyor yani. Ya sen diyor ne yapıyorsun diyor. Biz burada çizgi roman filmi çekmeyeceğiz ki diyor. Böyle çizgi romanlık gibi çok kaslanmışsın, etmişsin. Ya diyor hani öyle Bruce Wayne falan. Yok diyor olmaz diyor. Yani biz diyor onu yapmayacağız diyor. Biz başka bir şey yapacağız. O adamın isteği çok güzel suç filmleri. Yani ben mesela o filmlere baktığımda çok güzel şey görüyorum. Çok güzel suç filmi. 10 numara suç filmi. Al otur izle. Ama iş çizgi romana, Batman'e, Joker'e, carta curta gelirse hiç alakası bile yok yani. Alakası bile yok. Ha öyle bir Batman, Joker bilmem ne olabilir mi? Olabilir. Çünkü niye? Multiverse evren. Çıkar bir yerlerden çıkar. Ya şey bile yapmış artık dizidekiler iyice cozuttuğu için. Yani neydi onun? Aquaman'le Batman'i birleştirip bilmem ne dünyasındaki Batman yapmışlar. Bir de kadın yapmışlar. Adı da Bruce Wayne. O en son meşhur Hulk muhabbetleri var ya. Bu şey yapıyor. Dark Metal'de falan her tarafa bütün multiverse'a saldırıyor maldırıyor falan. Oralarda öyle acayip acayip Batman'ler var yani. Ki orada da mesela işte bak nasıl Zack Snyder'ın olayını nasıl görüyoruz. Orada mesela gösterdi o Batman'i. Değil mi? Bizim Ben Affleck'in Batman'ini. Maşallah. Ç'de bizim Yavuz göstermişti onların şeylerini. Maketleri falan vardı. Şeyleri. Neydi? Modelleri falan vardı böyle. O Batman'lerin. Onun kartları falan vardı böyle. Onları gösterdi. Bu bilmem ne dünyasının Batman'i. Şu bilmem ne dünyasının Batman'i falan filan.
diye. Ondan sonra mesela der kadar Batman varsa maşallah. Hepsi sıyırık Batman. Herkes böyle ağzını gözünü patlatıyor herkesin yani. Niye? Çünkü işte yani Zack Snyder farkı bu da. Yani adam orada gösterdiğini işletmiş. Nasıl Nolan'ın da Joker'i kendine sonradan çizgi romanlarda yer bulduysa bir şekilde, en azından görünüş olarak falan. Mesela Azarello'nun Joker Azarello'nun Joker'inde mesela şeyin Joker'in tip böyle daha şey tarzıdır. Liberme öyle çizer yani. Daha böyle Nolan Dark Knight'ı tarzıdır falan yani. Evet. Öyle. Ha bir de ne var? Tim Burton'un da şu şeyi var. Tim Burton'un çektiği Batman ve özellikle o Gotham atmosferi falan da o da şeyi çok etkilemiş. Warner Bros'un meşhur 92'de çıkarttığı animasyon var ya. Evet. O da onu etkilemiş. Ama o da ilk filmden ha. İkinci film ayrı bir dava. Batman Returns. İlk filmde o şey. Onun haricinde işte yani elimizdeki gerçekten de öyle hani Batman diyorsak, böyle bir çizgi roman Batman'i arıyorsak tek şeyimiz Zack yani Snyder. Zack Snyder'ın Batman'i. Zack Snyder'ın Batman'i bu... çünkü bakıyorsun yani adamın tip tamam. Neydi onda? Hal hareketler tamam. Dövüş desen tamam. Tamam. Niye? Tamam. Adam dövüşüyor. Niye dövüşüyor? Çünkü adamın üstünde diğerlerininki gibi 30 kilo zırh yok. Batman'de zırh olmaması lazım. Maşallah. Herkes şey gibi geçen Burak öyle dedi. Ya dedi abi bıktım dedi zırhlı Batman'den ya. Bütün Batman'ler de Robocop gibi geziyor. Vallahi Robocop gibi geziyorlar yani. Şu Batman üstünden bir şu zırhları bir çıkartın ya. Ha tamam şeyi almışlar. Biraz Bermejo'nun Batman'ini almışlar gibi geldi bana. Çünkü aynı onda da böyle şey var. Bu Pattinson Batman'deki gibi. Şuralarda küçük böyle plaka gibi ufak ufak bir şeyler var böyle. Falan. Ama ya orada da bakıyorsun ne yapmış Bermejo? Yine böyle şeyi giydirmiş. İnce Batman'in kendi işte ne diyeyim herhalde özel yanmaz giysiden şeyini falan giymiş. Ama ne yapmış işte? Hani kol tarafı var ya buradan darbe alır adam değil mi? Buraya ekstra şey yapmış. Böyle herhalde vatkamat bir şeyler gibi şeylerden kabarıklıklar yapmış falan. Bacaklara kabarıklıklar yapmış adam falan. Ya keşke bu Batman'de de öyle bir şey olsaydı. İnşallah ikinci filmde biraz daha böyle o zırhları çıkartmış biraz daha dövüşebilir bir Batman görmemiz lazım. Yani şu şeydekini hiç göremedim ha. Bak aga ben sana söylüyorum. Şu Batman vs. Robin animasyonundaki gibi Batman göremedim daha filmlerde. Yani onu tek hatırlatan işte şey yine bizim Snyder Batman'i. Bizim en büyük şanssızlığımız Bruce ve Ben Affleck'in o zaman yaşadığı şey yani psikolojik vakalar. Birazcık kendisi evet, olsaydı evet. Bu filmin yönetmenliğini kendisi yapsaydı hiç metrize bırakmadan. Biz fanları da birazcık hani rahat bıraksaydık. Abi ne zaman gelecek bir Batman filmi değil de. Abi sen kafana göre çek deseydin. Bugün çok güzel bir Batman filmi seyrederdik abi. Hakikaten böyle çizgi romanda bizim görmek istediğimiz Batman'i seyrederdik. Ya şey zaten neydi onda? Orada mesela işte o neydi? Adını unuttum şimdi de severim ben onu. Mesela Deathstroke yani o kadar Deathstroke gördüm dizilerde de yani en süper Deathstroke filmdeki Deathstroke'lu yani. Evet. Direkt karşısında da Ben Affleck olacak var ya çok böyle tadından yenmez lokum gibi bir Batman filmi gelecekti. Ama tabii orada işte Ben Affleck'i küstüren de şey oldu. Warner Bros. Oldu. Çünkü istediği gibi olmadı. Şeyi beceremediler o işi. Batman vs. Superman'in yani Snyder'a kestirerek sağını solunu mahvettiler o filmi. Tabii film versiyonu maalesef ki yani bir Ultimate Cut'taki gibi bir ağırlığı yok yani. Film versiyonu yani sinemalarda gösterilen versiyonu. Tabii doğal olarak da istedikleri parayı da alamadılar. Alamayınca faturayı gittiler Snyder'a kestiler. Yani şimdi Ben Affleck gibi adam da bu adamı ikna eden Snyder. Sen Snyder'ı gönderirsen bu adam da eline eteğini çeker işte yani. Yani Warner Bros. Da biraz şey yapacaktı yani. Ama yani Amerikan sistemi biraz öyledir yani. Böyle şey oldu mu istenmeyen sonuç oldu mu bir tane günah keçisi seçerler faturayı da ona keserler.
Burada günah keçisi de bu oldu diyorsun yani. Jack oldu diyorsun. Ya tabii canım, yani şimdi herkes eleştiriyor. Neymiş efendim? Snyder'ın şeyinde Superman'in kafasına lavabo vurmuş. Ya adam tuvalette dövüşüyor. Ne yapacaktı ya? Yani şey M16 ile mi ateş edecekti adama ya? Orada ne bulursam vursun. Yani adam kriptonit... Biz her şeyi çok biliyoruz ya. Yani. Her şeyi çok bildi. Bak bu ülkede herkes bir kere cumhurbaşkanı var. Hepimiz teknik direktörüz, yani, hepimiz oyuncuyuz. Hepimiz yönetmeniz, yazarız, futbolcuyuz hepimiz. O yüzden zaten baksana Mars'a gidip geliyor sürekli yani. Sıkıntı evet. O yani. Anladın mı? Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz. Ya bu Pera Palas'ta Gece Yarısı diye bir dizi çıktı. Allah'ım çıktı. Oyunculuk rezalet. Böyle dizi mi olur falan. Ya oturdum izledim. Ya ben göğsüm kapardı. Biz Türkler olarak böyle güzel bir dizi mi yaptık diye. Ya oyunculuk kötüymüş. İşte abartıymış. Gitti gazetecinin bir tanesi şey dedi. Hasan Kaya'dan neden nefret ediyorum? Lan oğlum sevgiyle yaklaş biraz insanlara. Bizim sıkıntımız o. Abi çok gene keyifli bir sohbet oldu. O zaman yine bir yayın sözü alayım senden. Haftaya olur. Ondan sonraki hafta olursa ne zaman müsaitsin? Hem ne zaman müsaitim? Güzel bir soru. Şimdi ben şeye başlayacağım. Geceye başlayacağım. Geceye başlayınca tabii hafta sonu falan iptal oluyor bende. Ben şey güvenlik görevlisiyim. Yani, fabrika usulü 3 var diye. Çünkü yani şey olunca ben o saatlerde yani bu yayın saatlerinde gitmek zorundayım. İşe gitmek zorundayım. Mecbur gece. Ondan sonra ne yapıyorum? Yani şeyden ne zaman çıkacağım bakayım ya ben. Şimdi şey olursam ben neydeyim? Şimdi ha gündüzdeyim. Geceye geçeceğim. Geceden çıkmam. Tabii şey cuma tabii. Şey olurum. Perşembe. Ha, perşembe sabah çıkacağım. Perşembe cuma falan şey olurum. Tamam o zaman. Haftaya perşembe mesajı tutayım ben sana abi. Yani tamam ha. Perşembe yaz bana hocam. Perşembe yaparız. Perşembe akşamı yaparız. Çünkü perşembe sabah çıkacağım. O gün gitmeyeceğim ya işte. Tatil hazır mis gibi. Perşembe akşamı yapalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbetti. Beni kırmadığın, yayına katılmış için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Vallahi ben de çok zevk alıyorum yani seninle sohbetlerden. İşte keşke şey olsa da neydi onun adı? Şu benim YouTuber'lık işleri falan bir coşsa o zaman hep mesela boş olsun. Böyle direkt şeye göre ayarlasak yani abi işte gel cumartesi yapalım tamam cumartesi. Gel çarşamba yapalım gel hadi çarşamba yapalım diye daha rahat ayarlasak keşke. O günler de gelecek inşallah. Ben çok teşekkür ederim. O zaman haftaya perşembe mesaj atıyorum ben sana. Tamam. Haftaya perşembe tekrar bu ekranda. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak abi. Abi ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Arkadaşlar birazdan yayın YouTube'da yorumları okuyamıyorum. Sohbette şey olduğu için odaklandığım için eğer yorumunu okuyamadığım arkadaşım varsa çok özür diliyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.